Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere çok değerli bulduğum trajik iyimserlik kavramından bahsetmek istiyorum. Trajik iyimserliğe geçmeden önce bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle dikkat ettiyseniz etrafımızda şu tip insanlar belirdi. Hayatımda negatife yer vermiyorum. Olumsuz duygulara kesinlikle prim vermiyorum ve olumluyu yaşamayı seçiyorum, mutlu olmayı seçiyorum. Şimdi temelde baktığımız zaman gayet mantıklı bir bakış açısı. Fakat işlerine inildiği zaman böyle olmuyor. Çünkü bizim hayatımız olumsuz olaylar da oluyor. Ve bu olumsuz olaylar işte ya tırnağım kırıldı gibi basit olaylardan. Bir ölüm, travma, doğal afet, işten çıkartılma gibi gayet hayatımızı etkileyen, travmatik ya da acı ve ıstırap verici olaylarda yaşayabiliyoruz. Ve biz bu olayları yaşadığımız zaman ben kesinlikle olumsuza yer vermeyeceğim, bunlara düşmeyeceğim demek aslında insanın kendini inkar etmesi anlamına gelir. Ve bu şartlarda mutlu olmayı seçen kişilere bakıldığı zaman bunlara toksik pozitivizm, toksik pozitifler diyor. Toksik ne demek? Zehirli demek. Yani aslında burada samimiyetsiz, karşı tarafı rahatsız edici, insanın kendini inkar ettiği bir pozitif bakış açısı ortaya çıkıyor. Tabii ki bu da bir seçim. Fakat toksik pozitivizmde bunu seçen insanlar genellikle ne yapabilirim ki? Yani benim hayatımda acı olmuş, ben bu acıyı değiştiremem, dönüştüremem. O zaman iyiye bakmayı seçiyorum. Olumlu düşüneyim, olumlu olsun, pozitif olayım, pozitifler artsın. Bunu seçiyorum diyorlar. Fakat işin gerçeği, insanın bu bir açıdan kendini inkar etmesi anlamına da geliyor. Yani benim ruhumda acı ya da ızdırap varsa ve ben pozitifi seçiyorum, pozitif yaşamayı seçiyorum, mutlu olmaya odaklanıyorum dediğim zaman aslında bu benim kendimi inkar etmem, kendi duygularımla yüzleşememem anlamına gelir. Ve bu tip duyguları çok fazla inkar etmemse ilerleyen zamanlarda fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklar yaşamama neden olabilir. Özellikle duyguların bastırmanın migrenle, fibromiyaljiyle, ülserle çok fazla alakası var. Yani kişi duyguyu açıkça yaşayamadığı için bu sefer bedensel semptomlar olarak yaşayabiliyor. Evet, şimdi toksik pozitivizmi yeteri kadar eleştirdiğimizi düşünüyorum. Ve kafamızda toksik pozitivizm nedir sorusuna bir cevap bulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi toksik pozitifler dediğim gibi aslında acıyla nasıl baş edebileceklerini bilmedikleri ve hayatlarındaki olumlu deneyimleri arttırabilmek için başka çaresi olmadığı için toksik pozitivizmi seçiyor. Ya da canını yandığını gizleyebilmek için. Fakat Viktor Frankl'ın trajik iyimserlik adlı bir kavramı var. Trajik iyimserlik kavramı toksik pozitivizmle aynı amacı taşıyan fakat insanın kendine samimi olmasını sağlayan ve duygularını yaşamasına izin veren bir bakış açısı. Viktor Frankl Nazi kamplarında kalmış yıllarca, ölümden dönmüş ve eşini Nazi kamplarında kaybetmiş bir insan. Oradan çıktığı zaman ki öncesinde de çalışmaları var, varoluş psikoterapi üzerine çalışmalar yapıyor. Ve büyük bir dönüşüm yaşıyor aslında Nazi kamplarında. Yani acıda da bir anlam olduğunu, ızdırapta da bir anlam olduğunu fark ediyor. Hayatta kötü olaylar olduğu gibi iyi olaylar da var. İyi olaylar olduğu gibi kötü olaylar da var. Bunu vurguluyor ve biz kötü olaylar, kötü zannettiğimiz, kötü dediğimiz olayları eğer onlarla yüzleşmeyi, karşı karşıya gelmeyi seçebilirsek bunun bizi dönüştüreceğini söylüyor. Acı ve ızdıraptaki anlamı bulmamızı söylüyor. Evet, Viktor Frankl'ın genel logoterapi bakış açısını bu şekilde özetlemek mümkün. Trajik iyimserliğe gelince yaşadığımız şeyler ne kadar kötü olursa olsun yine de bizi güzel günlerin bekleyeceğine, her şeyin düzeleceğine inanmak, gelecekten umutlu olmak ve şimdiki zamandaysa acıdaki anlamı bulup bunun bizi dönüştürmesine izin vermek. Trajik iyimserliği bu şekilde özetlemek mümkün. Trajik iyimserlik özellikle pandemi döneminde çok fazla işe yarayan bir bakış açısıydı. Çünkü evlerimize tıkılmıştık, herkesin hayatında çeşitli sarsıntılar neden oldu pandemi ve bu şartlarda her şeye rağmen pozitif olmak, her şeye rağmen mutlu olmaya çalışmak belki biraz samimiyetsizlik getiren ya da en önemlisi kişiyi zorlayan, kişinin kendi gerçekliğini inkar eden bir süreçken ki bariz bir ölüm korkusu yaşadık geçen yıl. Trajik iyimserlik ise pandeminin biteceğine inanmak ve her şeyin eskisinden daha güzel olacağına inanmak ve bunun için çaba harcamak ve
O dönemdeki ölüm korkusu, işte sağlıkla ilgili endişeler, sevdiklerimizi kaybetme korkusu, işimizi kaybetme korkusu, bu duygulara, bu korkulara derinlemesine bakarak bizi büyütmesine izin vermek diyebiliriz trajik iyimserlik için. Viktor Frankl trajik yazgıyı, yani zor deneyimleri, sınır deneyimleri aslında bir fırsat olarak görüyor. Ve trajedi karşısında iyimserliğin insanın başarılarını arttıracak, acıya karşı zafer kazanmasını sağlayacak, kişiyi büyütecek bir fırsat olarak görüyor. Sınır deneyimleri hemen açıklayalım. Sınır deneyimler yine varoluş terapide geçen önemli bir kavramdır. Sınır deneyimler bizim hayatımızda konfor alanımızdan bizi çıkartan, tehdit hissettiren, işte ölüm, kaza, afet gibi sarsıcı deneyimleri sınır deneyimler diye bahsedilir. Ve sınır deneyimler aslında kişi için bir fırsattır. Yani geriye dönüp baktığınızda hiç unutamadığınız sarsıcı olaylara sınır deneyimler demek mümkün. Ve bu sınır deneyimlerin sizi birçok açıdan geliştirdiğini fark etmiş olmalısınız. Viktor Frankl işi daha da büyütüyor. Yani trajik yazgının insan için bir ayrıcalık olduğunu söylüyor. İnsanın hayvanlardan farklı kılanın trajik yazgısı olduğunu ve trajik yazgıyla başa çıkabildiğinde kişinin kendini büyütebildiğini vurguluyor. Evet, yine Viktor Frankl'a göre biz başımıza gelenlerden sorumlu değiliz. Ayrıca biz başımıza gelenleri seçemeyiz. Fakat başımıza gelenlere nasıl tepki verebileceğimizi seçeriz. Eğer biz başımıza gelenlere, olumsuz deneyimlerimize, acı, ızdırap verici deneyimlerimize, bu bana ne katmaya çalışıyor, bu beni nasıl büyütebilir diye bakmak ve bunun geçici bir dönem olduğunu anlamak, onun geçmesi için çaba harcarken güzel günlerin geleceğine inanmak. Bu perspektiften giderseniz trajik iyimserliği hayatınıza uygulayabilmiş olursunuz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.